Herkese selam dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tasarımın konusu yok, eğitim konulu video yok. Bugün Adobe PC Touch uygulamasının nasıl yükleneceği ve İngilizceye nasıl çevrileceğini göstereceğim. Videoya geçmeden önce ufak bir duyurum olacak sizlere. Ben birkaç tane logo yaptım. Bu logoları sizin seçmenizi istiyorum. Bu logoları seçtiğiniz zaman, 1000 abone olduğumuz zaman biz bunu kanal logosu olarak yapacağız. Logolarımız bu şekilde. İki farklı bir renk yaptım. Biri mavi, açık mavi olarak, biri turuncu ve sarı renk olarak. Bunlardan herhangi birini seçerek anketi cevaplarsanız sevinirim. Anketlere böyle isimlerini yazacağım. Mavi logo, sarı logo 1 diye. Bu logoları bir tanesini seçin, yani sevdiğiniz logoyu seçin. Ona göre, anket sonucuna göre 1000 abone olduğumuz zaman bu logolardan herhangi birini kanala yükleyeceğim, profil resmi olarak. Anketi bu arada şeyden bulabilirsiniz, yorumlar kısmına link bırakacağım, oradan bulabilirsiniz. Öncelikle size verdiğim APK'lardan herhangi birini yükleyerek, pardon, indirerek daha sonra yükleme işlemini başlatıyoruz. Ben Adobe PC Touch uygulamasının 9.9 uygulamasını yükleyeceğim. Bunlardan hangisi sizin için uyumluysa onu yükleyebilirsiniz cihazınıza. Şimdi ben bu uygulamayı yüklüyorum. Bunu yükledikten sonra da İngilizceye nasıl çevrileceğini göstereceğim. Çünkü uygulama yüklendiği zaman Çince oluyor. Evet, bakalım nasıl olduğunu şimdi göreceksiniz. Evet, uygulamamız şu an Çince. Şimdi uygulamamızı bir kapatalım şuradan. Daha sonra ayarlar kısmını açıyoruz ve buradan her cihaz için farklıdır tabi bu ayarlar. Ben burada dil ve giriş yapıyorum. Ben Samsung kullandığım için Samsung'da böyle oluyor ayarları. Ben buradan İngilizce dilini seçiyorum. Daha sonra Amerikan İngilizcesi seçiyorum ve varsayılan olarak ayarlıyorum. Evet, bekledik. Gördüğünüz gibi artık cihazımız İngilizceye döndü. Şimdi uygulamamızı başlayalım. Olmuş mu olmamış mı kontrol etmemiz lazım. Evet dostlarım, gördüğünüz gibi olmuş. Şimdi cihazınızı geri Türkçe'ye çevirmemiz lazım. Bunun için tekrar aynı yerler, aynı ayarlar yapıyoruz. Ben buradan Türkçe'yi yukarı doğru yapıyorum ve bunu onaylıyorum. Evet, gördüğünüz gibi cihazımın dili tekrar Türkçe oldu ve uygulamamızın dili kesinlikle değişmeyecektir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.